Snowden davasında Latin Amerika ülkeleri el ele verdi. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales etrafında toplanan Ekvador, Venezuela, Arjantin, Uruguay ve Surinam liderleri Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkilerini gösterdi. Snowden'a hava sahalarını açmayan Avrupa ülkeleri ise eleştirilerin hedefi oldu. Uno piensa en los ciudadanos de los países. Kalkınmış ülkelerin istihbarat ve güvenlik sistemlerine dev miktarlar harcamalarına rağmen bu kurumların kendilerini ne kadar kötü bilgilendirdiğini görüyoruz. Estas agencias de seguridad han informado mal a sus gobiernos. Görünüşe göre başkanın uçağında sığınma hakkına sahip bir kişi olduğunu haber vermişler. Bu süreçte Hong Kong'tan 23 Haziran'da Moskova'ya gelen Edward Snowden beklemeye devam ediyor. Eski ajanın Bolivya, Nikaragua ya da Venezuela'ya sığınması söz konusu. Küba'nın da desteklediği bu üç ülke kendisine siyasi sığınma hakkı vermeye hazır. Fakat Snowden'ın Moskova'dan nasıl ayrılacağı belirsiz. Havana havaalanına Amerikalılara yakalanmadan geçmek neredeyse imkansız. Moskova'dan Caracas'a doğrudan uçak olmaması Snowden'ın aktarma yapmasını zorunlu kılıyor. Üstelik Evo Morales'in uçağı Moskova'dan dönüşünde Viyana'ya zorunlu iniş yaptı. Birçok Avrupa ülkesi uçakta Edward Snowden'ın bulunmasından şüpheleniyordu. Morales yeniden yola çıkabilmek için Avusturya Cumhurbaşkanı eşliğinde 13 saat bekledi. İspanyol, Portekiz, Fransız ve İtalyan hava sahasını kullanamayacağım hakkında önceden hiçbir bilgi verilmedi. Çünkü Kanarya Adaları'na inme iznimiz vardı. Yaşanan diplomasi krizi Latin Amerikalıların tepkisini çekti. Protestolarda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya bayrakları yakıldı. Bolivya'nın hesap sorması istendi.